Abraham Maslow da sevgiyi iki türe ayırır. Birincisini yoksunluk sevgi olarak adlandırır ve ikincisini de varlık sevgi. Aradaki ayrım önemlidir ve anlaşılması zorunludur. İhtiyaç sevgi ve yoksunluk sevgi diğer kişiye bağlıdır. O olgunlaşmamış sevgidir. Aslında o gerçek sevgi değildir. İhtiyaçtır. Diğerini kullanırsın, diğerini bir araç olarak kullanırsın. Sömürürsün, hükmedersin, manipüle edersin. Fakat diğeri indirgenmiştir. Neredeyse yok edilmiştir. Ve diğeri tarafından yapılan şey de tıpatıp aynısıdır. O seni manipüle etmeye, sana tahakküm etmeye, sana sahip olmaya, seni kullanmaya çalışıyor. Bir başka insanı kullanmak çok sevgisizce bir şeydir. O nedenle bu sadece sevgiymiş gibi gözükür. O sahte bir paradır. Fakat neredeyse insanların %99'unun başına bu gelir. Çünkü öğrendiğin ilk sevgi dersini çocukluğundan alırsın. Bir çocuk doğdu, o anneye bağımlıdır. Onun anneye karşı sevgisi yoksunluk sevgisidir. Onun anneye ihtiyacı vardır. Anne olmadan hayatta kalamaz. Anneyi sever çünkü anne onun hayatıdır. Gerçekte o sevgi değildir. Her kim onu korursa, her kim onun hayatta kalmasına yardım ederse, her kim onun ihtiyaçlarını doyurursa, kim olursa olsun o kadını sevecektir. Anne onun yediği bir çeşit besindir. O anneden sadece süt değil, aynı zamanda sevgi de alır. Ve bu da bir ihtiyaçtır. İnsan ihtiyaç duymaktaysa sevmeye başladığı anda olgunlaşır. Onun içinden bir şeyler taşmaya başlar, paylaşmaya başlar, vermeye başlar. Önemsenen şey tamamıyla farklıdır. İlkinde önemli olan nasıl daha çok fazlasının elde edileceğidir. İkincisinde ise önemli olan nasıl verileceği, nasıl daha çok verileceği ve nasıl koşulsuzca verileceğidir. Bu büyümenin, olgunluğun sana gelmesidir. Olgun bir kimse verir, yalnızca olgun bir kişi verebilir. Çünkü sadece olgun bir kişi ona sahiptir. O zaman sevgi bağımlı değildir. O zaman diğeri olsa da, olmasa da seviyor olabilirsin. O zaman sevgi bir ilişki değildir, o bir durumdur.